Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Gülmutfağım.com, kafefincan.com sitelerime de beklerim sizlere. Sizler için bugün şahane bir lezzet hazırladım. Kahvaltı sofralarınızın gözdesi olacağından emin olabilirsiniz. Patates ile hazırlanan ve içerisine dilediğiniz malzemeyi de ilave edebileceğiniz alternatifi bol, nefis bir lezzet. Patates pizzası da diyebilirsiniz. Patates böreği de, patates omleti de. İsim vermesi size kalmış olsun. Patates pizzamız için malzemelerimize geçelim. Önce kabuklarını soyduğumuz patateslerimizi hazırlayalım. Kaşar peynirimizi rendeleyelim. Sucuğumuzu ve yumurtalarımızı, maydanoz ve baharatlarımızı da hazırlayalım. Patates sayısını dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ben 3 adet olarak yaptım. 6 kişiyiz. 6 kişilik hazırladım. 3 adet patates yeterli geliyor. Patateslerimizi tek tek rendeliyoruz güzelce. Rendeleme işini biraz hızlandırdım ki sizi fazla bekletmeyeyim diye. Evet. Gördüğünüz gibi rendeledik. Patateslerimiz suyunu sıkmıyoruz. Suyu içerisinde kalacak. Ve daha önceden rendelediğimiz 1 su bardağından biraz daha fazla kaşar peynirimizi de ilave ediyoruz. Baharatlarımızı da ilave edelim. Ben kırmızı pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Dilerseniz içerisine kekik de katabilirsiniz. Çok güzel lezzet veriyor. Sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Yumurtalarımızı da kırıyoruz. Yumurta sayısını ben 5 adet kullandım. Sizler? Evet, yumurtalarımızı da kırdık. Şimdi sucuğumuzu ve maydanozumuzu İnce ince doğramaya geçeceğiz. Sucuklarımızı böyle yuvarlak şekilde önce dilimledim. Daha sonra bu yuvarlak dilimleri de karelere ayırdım. Parçalara böldüm. Dilimlediğimiz sucuğumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi maydanozlarımızı da ince ince kıyalım. İncecik dilimlediğimiz maydanozlarımızı da patates rendemizin içerisine katacağız. Maydanoz sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ama biz maydanozun verdiği lezzeti çok seviyoruz. O yüzden bolca maydanoz dilimleyip ilave ettim. Maydanozları ne kadar ince dilimlerseniz, ince ince kıyarsanız o kadar çok maydanozun lezzetinin çıktığını göreceksiniz. Karıştırdığınız sebzelere daha çok lezzet verdiğini fark edeceksiniz. O yüzden ben maydanozu dilimlerken, kıyarken çok ince kıyarım. Size de bir tavsiyem olsun bu şekilde. Evet. Maydanozlarımızı da ilave ettik. Şimdi içerisine oda sıcaklığında yumuşattığım 2 yemek kaşığı tereyağını da ilave ediyorum. Ve tüm malzememizi çok iyi şekilde karıştırmamız gerekiyor. Yumurtaların, tereyağın güzelce birbirine karışması gerekiyor patatesle birlikte. Tüm diğer malzemelerle iyice özleşmesi gerekiyor. Üzerine biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Karıştırma işlemine özen gösterin. Ben iki şekilde pişirdim. Önce yanmaz tavamızın dibine biraz sıvı yağ sürüp karışımımızı tavamıza aldım. Yanmaz tavanın içerisine kaşığın tersiyle bastırarak yerleştirdim. Bu şekilde iki tava
olacak şekilde çıktı malzemem. Tavalarınız orta boy ise iki tavaya ayırabilirsiniz. Büyük boy ise tek tavada yapabilirsiniz. Orta boy iki tavada hazırladım ben. Gördüğünüz gibi kaşığın tersiyle güzelce düzelterek yerleştiriyorum. Ve çok kısık ateşte bu şekilde pişmeye götüreceğim. Bu da küçük tavamız. Çok kısık ateşte tavayı hafif sallayarak dibinin yanmaması için ve ters yüz edebilmemiz için pişiriyoruz. Diğer bir yöntemim ise büyük boy bir tavanın içerisine yanmaz kağıt serdim ve bu kağıdın içerisine doldurdum malzememizi. Pişirdikten sonra servis yapacağım tabak ile ters çevirdim. Ve üzerindeki, daha doğrusu altında kalan yanmaz kağıdı çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mis gibi kızarmış nefis bir kahvaltılık patates omletimiz hazır. Lezzetinden emin olabilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. Sevdiğiniz tüm diğer malzemelerden de ilave edebilirsiniz. Sosis de ilave edebilirsiniz. Mantar da katabilirsiniz. Bu şekilde dilimleyerek servis ediyoruz. Dilimlere ayırdığımız patates omletimizi sıcak iken servis yapın. Çünkü sıcak iken daha lezzetli. Tarifimizi mutlaka deneyin. Videomuzu beğendiniz ise beğeni ve yorumlarınızla bize destek olun lütfen. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videomuzu sosyal medyanızda paylaşırsanız seviniriz. Diğer videolarımızda, diğer tariflerimizde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.